Happy birthday. Happy birthday değildi o. Birthday'di olan bu şeyde bir saniye Erdoğan amcanız havalara giriyorlar. Ağır böbür attım. Ama ağır bir böbür hazırlık gibi. Yani böbür geliyor gibi. Geliyor evet yani. Yani böbürden önceki sessizliği ağırlıktı. Şimdi bugün, Happy birthday to you. Happy birthday değil. Bugün sonuçta yılın son günü olduğundan yeni yıl, kelle. Yeni yıl. Bu sesinizin yettiğince aşağı kadar yine. Seyir kutlu orada bir şey atak geçirerek. Boğulma öncesi. Hayır şey değil o uyku apnesinden uyanarak sizlere kutlu olsun diyorum. Dolayısıyla sizleri her zaman düşündüğümüz gibi bu yılın son günde de düşündük ve yılın banlarını seçtik ve yılın son gününde kanalımıza veda edecek olan minik dostlarımızı evet, yorumlarını seçeceğiz, okuyacağız. Dolayısıyla bugün yılbaşı değil, yılbanı olacak sizler için sevgili izleyiciler. Yılbanınız kutlu olsun. Yılbanında ne yapıyorsun falan gibisinden söylemlerde artık atasözlerimize girecektir diye evet. Düşünüyorum. Bu yılbanı özel programı olduğu için atacağımız dostlarımızı tamamen kafamıza göre seçtik. Herhangi bir mantık aramadık. Ne yazdıklarına falan da bazılarının bakmadık bile sevgili izleyiciler. Hatta çok iyi şeyler de yazmış olsalar tamam bunu da banlayalım nasılsa evet. Keyfimize göre değil mi falan gibisinden düşündük değil mi Cengiz? Evet haftalık annual ban toplantımızda yani kimleri atsak falan diye yaptığımız toplantıda dedik yani illaki bir laf etmiş falan olmasına gerek yok. Yani kurunun yanında yaş da yansın. Kafamıza göre ban zayiatı biçiminde evet. Sallayalım 10 kişiyi gitsin diye düşündük. Hak siz hukuka bizi... bakmayalım. Evet. Milletin hakkı birbirine geçsin. Haklar yensin. Böyle bir hak ziyafeti yapalım diye düşündük. Yani bir ağaçta elma varsa o yenmesi için orada yani onun orada durması bir mana ifade etmiyor diye bir felsefi açılıma girdim. Çok filozofik bir insansın. O halde bir ilk filozofik dostumuz Miyazaki. Evet Miyazaki hatta. Miyazaki. Miyazaki'yi Q'yla yazmış. Zaten sırf Q'dan dolayı atmış olabilirdik. Gene bir sebep bulmuş o zaman hiç okuyamayalım gönderelim gitsin. Niye? Okuyalım mı bu şeyi banlanmaya okuyalım, sebep olan. Bu şeye avatarına ne koymuş? Yani bir. Trompetçi. Şeye benziyor Rambo'ya benziyor. Rambo'ya mı? Kız o be. Rambo'ya. Şöyle yazmış. Evet. Sink amcanın yurt dışından gelmiş herkese sorduğu yegane soru sinemaya gittin mi? İki nokta üst üste $$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 
zaten Cenk amcamızı bu kadar uğraştırdığı için banlanmayı nihayet hak ederek aslında gitmiş oluyor. Evet, yani fark etmeden artık o kadar ustalaşmışız ki kafamıza göre seçtiğimiz kişilerde bile bir ban sebebi bulabiliyoruz. Sen yurt dışından gelen herkese sinemaya gittin mi diye soruyor musun Cenk? Soruyorum. Zaten çünkü sorulması gereken bir soru. İnsan yurt dışına niye gider? Yurt dışına gidiyor, tamam, Eyfel Kulesi'ne gittim, bilmem nereye gittim. Tamam, sinemaya gittim mi? Hayır. Niye? Yani bu tavır ne? Yani niye ben yurt dışına gitmişken sinemadan vakit geçeceğim? Git gör, adamın salon yapmış ya, oraya. Hayret bir şey. Ya belki yurt dışındaki sinema salonları ülkemizdekilerden çok farklı. Ha. Belki hiç kimse gitmediği için işte ülkemizdeki sinema salonları hala 40 yıl öncesi gibi duruyor. Belki adamlar bir yenilik yapmış, sen de getir yap onu buraya. Hollywood'da adam gidiyor elini basıyor kaldırıma, yıldız koyuyorlar. Onun hemen yanında sinemalar var. Ona da mı gitmeyeceksin? Olacak iş değil. Bu ne kapris, bu ne lahana turşusu. Evet. 4 kişi de beğenmiş Cenk'cim. Keşke onları da atabilsek değil mi? Evet. Neyse, onlar da banlanmışlar. Bu ama beğenenler şimdi yegane soru, sinemaya gittin mi? Benim soruyu mu beğenmişler? Yoksa bu arka Miyazaki'nin bunu buraya yazmasını mı beğenmişler? Hiç beğenelim. Bir şey laf olsun. Şuursuz beğenime de karşıyız sevgili izleyiciler. Evet. O kişileri de bilsek anında banlarız da onlar işte, kendilerini banlasın. YouTube şu an onları göstermiyor. Evet. Şöyle bir arkadaşımız daha var. Bu kez Deniz diye adını yanlış yazmış. Buket olacak. Evet. Ya da Deniz Bukez olabilirdi ama o da... Ya Buket Deniz'dir ya Bukez Denit'tir. O yüzden biri olmalı. Bir de bugün sünnet, yarın Deniz vardı ki o ayrı bir konu. Blöflü mü oynasanız bir sonrakine amca boylar demiş herhalde bizim sevgili Payştay. Payştay'dan bahsediyor ama amca boy derken kimden bahsettiğini ben anlamadım. Çünkü bize bir böyle bir söylem varsa bu sırf banla yetmemesi lazım. Yani ban zopamızın burada biraz daha ekstra bir
şeyler yapabiliyor olması lazım ama öyle evet. bir yeteneği yok değil mi? Yani banzopamızın sizin oturduğunuz yerlere kadar uzanmadığını zannetmeyin. Sizi apartmanınızdan banlarsa gorüşsün. Gorüşsün, gorüşsün. Sen gülünü gorüşsün. Bir de blöflü mü oynasanız falan gibi böyle akıl verir üst perdeden biraz böyle yukarıdan buyrukvari evet. söylemler. Kusura bakmayın ama hiç yakışık almamış bu kez hanım. Bu biz, da biz bayan değil mi Cengil'im? Öğlemsi. Fotoğrafı öyle gözüküyor. Evet. Üstelik masanın üzerine mi oturmuş? Nereye oturmuş? Bir yere oturmuş. Bale yapıyor gibi de duruyor. Balesin. Yerde oturuyor sanır. Pencereye bakarsan. Balerinler gibi yamulanlardan. Evet. Rambo'ya da benziyor. Evet. Sanki biz video öncesi yaptığımız önemli toplantılarda piştiği nasıl oynayacağımızı saatlerce tartışmıyoruz. Blöflü mü, kanlı mı, ne bir. Bunları... Burada her şey masaya yatırılıyor, tartışılıyor. Evet. Dev ekipler tarafından. En ince ayrıntısına kadar düşünülüyor. Ondan sonra sizlere sunuluyor. Siz mutfakta kimsenin olmadığını mı düşünüyorsunuz? Siz sanıyorsunuz ki biz bu Langert diye rekorda basıyoruz. Hadi videoyu kayda girelim falan. Böyle lalet tayin işler olmaz. Yılbanın kutlu olsun bu kez. bu kez yılbanın. Kutlu olsun Deniz. bir conversation banlıyoruz. Evet ya yani bu arada bu arkadaşımıza hiç okumaya bile gerek yok aslında. Yani aradaki iki kişi birbirleriyle yaptıkları konuşmalardan dolayı rahatlıkla banlanabilirler. Reply etmek yasak sevgili izleyiciler. Şevket Tomaş. Beyfin. Sanırım Beyfini. Rambo'ya benziyor. Erdem amcanız son günlerde her yerde Rambo görmeye başladı. Şey çok küçük olduğu için avatar hakikaten hepsi benziyor. Çünkü en son Rambo'da Rambo abimizin diğer amcamızın köprücük kemiğini parmağıyla çıtırt diye kırdığını izledi. Ve hayran kaldı. Rambo'ya olan hayranlığı bir kez daha. Evet yani o kadar kuvvetli bir parmak hayatımda görmemiştim sevgili izleyiciler. Bir kemiği nasıl kırar öyle. Evet. Yok yok bu kanalın reytingi yok. Birbirinizi falan dövsenize büyük harflerle çok riskli olduğu yazmayı da unutmayın diye akıl veren. Sadece akıl değil aynı zamanda mesaj da veriyor. Mesaj da yani bize akıl, izleyicilerimize de mesaj veriyor. Şevket Bey güzel bir yılbanı diliyorum size. Guray Özkaynak, KYNK. Tabii durur mu yapıştırmış lafı. Böyle daha iyi, çoluk çocuk basmıyor kanalı. Yorumlarda dönen muhabbetler güzel. O da ona demiş ki tamam sen karışma bu iyi ben burayı böyle yöneteceğim kardeşim demiş o da ona. Bunun üzerine Şevket Bey ne yapmış? Belki yoruma çıkarım diye serzendim falan gibisinden de böyle hem nalıda hem mıhına vurmaya çalışmış. İşte yoruma çıktın ve yılbanın kutlandı Şevket. Evet yoksa bu 70'li yaşlara kadar değişmeyen dedeleri bir yorumla mı değiştireceğiz? Biz bunun da toplantısını yaptık. Değişmemiz için minimum kaç yorum lazım diye. Bir de hangi yaşlara kadar değişmeyelim diye de düşündük. Evet. Belli bir yaş belirledik. Onu buradan açık etmiyoruz. Zaten değiştiğimiz zaman anlarsınız sevgili izleyiciler. Ama yorum sayısı 417 bin civarında çıktı. Bir takım permütasyon kombinasyon. Daha çok var diyorsun ya. Yani. Evet. Ve o konuyla ilgili yorum olmasın. Yani böyle conversation aşağı 417 bin tane giderse bir değişim söz konusu olabilir. Bunun için bir toplantı talebi yapılabilir. En sonunda değişmesinler de zaten diye Guray Bey Şevket Bey'e destek çıkmış sırıtma koyarak yoruma kaç aydır yok bir gelecek sağlam gelecek herhalde diyerek kendisine paye çıkarmış. Bu arada yazımlarında efendim yorumlarında herhangi bir mesajda falan Türkçe karakterleri kullanmayan arkadaşlarımızı doğuştan banlıyorum sevgili izleyiciler. Eğer bu arkadaşlarımız... parmaklarının dolma olması sebebiyle klavyeye sığmadığı ve bu yüzden Türkçe karakterli değil sadece İngilizce karakterler biraz daha büyük oluyor ya o zaman klavye. O yüzden onu kullandıklarını parmak resimleri ve mesaj atmaya çalışırken gibi videolarıyla ispat ederlerse bu banlamadan yırtabilirler. Ben zannetmiyorum ispat edebileceklerini de düşünmüyorum. Yani Cengiz. Biz sonuçta görevimizi yapalım diyoruz. Görevimizi yapalım. Oo diye bir arkadaşımız var. Ozan B. Ozan B. Ozan B'yi mi o diye okudun? Hayır. Şeyine baktım. Bu avatarına. Rambo'ya benzemeyen ilk avatarımız. Sadece o harfi olduğu için. Ama Rambo'daki O'ya benzettim. Ben. Hakikaten. Rambo'nun son harfine çok benziyor. Rambo'nun son harfi bizlerle. Hoş geldiniz. Acaba bunu banlamasak mı? Neyse. 30 yıllık arkadaşsınız. Hala yalan bir hesabı bile birbirinize kitlemeye çalışıyorsunuz. Allah kahretmesin sizi. Hocamı da bir konuşturmadınız. Hocam siz konuşun. Sabaha kadar dinlerim sizi. Bir daha söyle hocam. Burada yanlış kişiye yalakalık yaparak. Kime yalakalık yapıyor ya? Hocası bizim kim? Bizim Fransızcacı bu. Fransızcacımızla şeye gittik ya Fransa'da menü bakmaya. Hesabı birbirimize kitlemeye çalıştığımız zamanlarımı söylüyor. Hayır birbirimize kitlemeye çalışmadık. Zaten Erdem amcamız ödeyecekti. Biz onu önceden toplantıda konuşmuştuk. Yani orada yaptığımız bir espri için bu şeyleri yaptık. Bu toplantıda her şey belirlendi sevgili izleyiciler. O espriyi orada yapacağım belliydi. O yüzden yani o her şeyin yayında çıktığını, bu yayınların doğaçlama yapıldığını düşünen bütün arkadaşlarımızı banlıyoruz sevgili izleyiciler. Yeni yılbanınız kutlu olsun. Bu arada 16 kişi de beğenmiş.
16 kişi. Ya bu herhalde Fransızca hocamız konuşsun biz dinleriz yazmış ya. Evet. Yani Fransızca hocamız böyle bir takım girişte artist yesivle falan bir şeyler söylüyor. Evet. Bunlar da hiçbir şey anlamıyorlar ya. O yüzden onu dinlemek zaten dinle gibi o konuşsun biz uyuyalım falan diyorlar. Bizim şey vardır Kolera Kamil onu getireyim onun Fransızcasını bir dinleyin. Bakın bir daha Fransızcanın yanına yaklaşacak mısınız? Evet çevirelim bu arkadaşımız da gitti. Olaylar perspektif. Olaylara perspektif bakan adam diye ilginç bir nickname'i olan bir arkadaşımız. Hiç okumaya gerek yok. Bu nickname zaten banlanmayı hak eder diye düşünüyorum. Ama yine o avatarında var. Bu da Rambo'nun o'su. Neden ısrarla plastik çatal ve bıçak kullanıyorsunuz? Israrla kullanmıyoruz. Normal kullanıyoruz. Normal. Hiç ısrar etmiyor kimse. Biz kendi hür irademizle gidip alıyoruz. Hatta bazen şey mi alsak acaba? Metal mi alsak dediğimde yok ya. Plastik daha güzel falan diye kullanıyoruz. Değil mi Cenkçi? Tabii çünkü plastik biliyorsunuz doğa tarafından zar zor yok ediliyor. Dolayısıyla siz o tatlıyı bizim tatlılardan yerken biraz zaman geçerse falan doğa henüz yok edemiyor. Ama çelik, alüminyum falan değil. Bir tatlının sonuna geldiğimizde bir bakıyoruz. Çatal hafiften doğa tarafından yok edip çürümeye yüz tutmuş. Sonra mesela plastik çatalı bir toprağa gömdüğünüzde hemen yanına metal bir çatalı gömdüğünüzde atıyorum 1000 yıl sonra metal çataldan iz yokken aynı plastik çatal belki bir dişi falan kaybolmuş şekilde orada bulunabilir ve bir insan onu bulup oradan işte çatalla bir ihtiyacını giderebilir. Bir baklava falan yiyebilir. Ki biz Erdem amcanız da bunun testini yapmak için 1989'da yani üniversiteye girdiğimiz sene Ayaza İTÜ'nün bahçesine o Demirel tesisinin oraya bir adet plastik bir tane de alüminyum çatalı gömdük. Bunu 2030 yılında açacağız. Bakalım bulabilecekler mi nereye gömdüğümüzü. Çatallar yok olmasın diyoruz. Muhafazakar Terminatör diye. Yine muhafazakar Rambo olsa büyük film yapacaktın ama Terminatör cacık. Yine tuhaf bir nickname. Avatarı da ayı. Ayı ama Rambo'ya da benziyor. Rambo da ayı zaten. Bıyıklarınızı artık boyamayın Cen Bey demiş. Hayır boyayacağım. Cen Bey'e demiş ama sana dememiş. Cen Bey. O yüzden boyayabiliriz. Cen Kamca. Geçelim bu arkadaşımıza hemen yeni yılını. Ha, ama dersen ki sakallarını da boya. Çünkü ben bıyıklarım boyuyorum abi bakıyorum boya bitiyor. Bitti. Sakallarında başka renk boya. Ona da ekstra boya almak lazım. Evet. Batuhan İnalkaç. Beyfin. Bir real isim soy isim gibi duruyor. Aferin işte evet. Mertlik böyle bir şey sevgili izleyiciler. Üç hocayı da, uc hocayı da, uc hocayı da bir araya getirip bir program yapabilirseniz margarin ısmarlarım. Evet yani bir margarin için bunu yapmaya değmez ama hani bu margarinin miktarını veya işte niteliğini değiştirirseniz belki düşünebiliriz. O zamana kadar yılbanınız kutlu olsun. Evet banlandınız. Ha bir de şöyle bir şey yaparsanız yani bundan sonraki yıllar boyunca ekmeğin üzerine sürülmüş margarin üzerine de karabiber dökeceğim. Afiyetle yiyeceksiniz gibi bir hizmet sağlarsanız yine bandan yırtabilirsiniz. Ama ben onu da yemem. Cenk amcanız belki lüpletir Allah kahretmesin. O gömülür. Çağın. Evet Çağın arkadaşımız büyük kartlarla devam edilsin diye kendisi onay merkezi olarak. Emri olur. Evet. Burada zaten ofiste çekilmiş bir fotoğrafı var ve orada da kameraya karşı şöyle sakalıyla birlikte düşünüyor. Bizim pişti oynarken bizi izliyor ya o sırada. Evet. Keşke evet, yok, büyük kartlar atmasaydı. Büyük kartlarla devam edilsin falan olsa da. Bence şey oradaki çalışanlar geliyor. Yani abi hangi kartlardan büyük kartlara devam edilsin diye ona söylüyorlar. Bizim çalışanlardan biri mi gidiyor? Bilmiyorum yani belki bizi izlesin diye birilerini çalıştırıyor olabilir. Anlıyorum ama neyse. Yılbanınız kutlu olsun sizin de. Aforizma merkezi. Wow. Bu da çok ilginç bir bir hanfini avatarı var. Üstelik kırmızı kocaman küpeleri var. İstakoz kıskacına benziyor. Adamsınız demiş. Çok teşekkür ederiz. Banlandınız hanımefendi. Raif hariç. O hayvan düşmanı. Filin üstünde binilir mi be? Ama Raif öyledir. Yani sokakta bir kedi gördüğümüz zaman bunun üstüne binilir mi acaba falan diye devamlı. Hangi hayvan binek hayvanı, hangi hayvan besi hayvanı bunları hep sorarak öğrendi yıllarca. Tam olarak bilmiyor hala. Evet yani hatta sevgili Kara Fatmaların da üzerine binileceğini söylediğimiz zaman onun evini o Kara Fatma istilasından kurtarabilmiştik sevgili izleyiciler. Evet ki Erdem amcanız kendisine filin aslında bir mandıra hayvanı olduğunu ve sütünden ve etinden yağdığını söylediğinde çok şaşırmıştı. Hortumundan süt sağılabildiğini söylemişti. Evet. Evet bu hanfiniyi de banlıyoruz netçe itibariyle. Ay. Bitti mi Yoğusam Cenkçi'yi? Bakıyoruz. Bir yok. Tane daha var sanırım. One more. Munise Eylenaz. Munise Eylenaz hanfin.
Bursa'ya gelin ne olur demiş. Ne işimiz var hanımefendi Bursa'da? Yani hani işimiz yok, gücümüz yok. Şimdi gideriz Bursa'ya, oradan nasıl geri dönülür, nedir, otobüs nereden kalkar? Bilmeyiz, evet. Biraz yabancısıyız. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Yani Bursa'ya gideriz, o şeyin oradan, otogar motogar ya da Mavi İskenderci'nin oradan şey yaparız. Biz geldik falan diye buraya yorum yazarız. Belki görürse gelir bizi alır. Ama şimdi banlayacağımız için göremeyecektir. O yüzden boşuna yazmayayım. Ya, keşke banlanmasaydınız Muhsin Hanım. Gelirdik Bursa'ya bak. Ya da gelince size direkt mesaj atardık. Artık şansınıza küsün, Allah kahretmesin. 31 Ocak'ta ben İstanbul'a gelirim. Kozyatağı'nda, Kozya Alışveriş Merkezi'nde sizin gösteriniz varmış. Orada bu ban konusunu sizlere sormak isterim. Bütün izleyenlerin önünde af dileyeceğim sizden. Ve size getirdiğim hediyeler, incik boncuk ve altınlarla gönlünüzü almaya çalışacağım dersiniz, bandan yırtabilirsiniz. O zaman banınızı kaldırırız ve o günde sizin için belki bir sonraki yıl banına kadar güzel bir gün olur diye düşünüyorum. Evet. Bu kadar mı Cenk? Bu arkadaşlar gümledi maalesef. Hep söylediğimiz gibi tepemizin tası atarsa hepinize atarız. O halde hepinize yeni yıla güzel bir ban ve neden ben banlanmadım, banlanabilir miyim, ya beni de banlarlarsa diye düşünerek girin. Aklınız fikriniz partilerde, hoppide hoppide danslarda olmasın. Hadi bakalım. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan. Müebbetinden, muhabbetinden koy bir de suyundan.